olduğunuzu merak ediyoruz. 2024'te ne olacak? 2024 sonrası ne olacak? Öyle bir isme soracağım ki bunları. 2024 ilahi adalet yılı. Yani insanlar... İşte o zamanlar yani Amerika'nın tadı kaçtığında umarım delirip de bir şey yapmaz. Aha. Kişilerden yaşı büyük olanın ikinci evliliği ise 14 Mart'ta evlensinler. Boşandığınız kişiyle tekrar evleneceksiniz bu tarihte evlenin. Tabii ki yine en çok sorulan şeylerden biri Erdoğan ne olur diye. Et yemiyorsunuz ve genel olarak hayatınızda haz olarak tanımladığınız her ne varsa hepsini uzak duruyorsunuz. Dünya dışı bir varlık olsan hangi programa gidersin? Anlatmak zamanına gidelim, kafam rahat eder. Arkadaşlar, İlkay Boğralı YouTube kanalına hoş geldiniz. Hepimiz merak ediyoruz. 2024'te ne olacak? 2024 sonrası ne olacak? Öyle bir isme soracağım ki bunları. Yayın öncesi bir telefon konuşması gerçekleştirdik. Astrolog Iris Yücel'le. Şamdan dergisinde yazıyor kendisi. İngiltere'de eğitim almış. Yıllarca da İngiltere'de eğitim vermiş. Astroloji eğitimleri vermiş. Bu danışmanlık da yapmıyor. Sadece eğitimler veriyor. Onu da söyleyeyim. Lakin böyle kısa bir konuşma yapalım dedim. Öyle çarpıcı şeyler söyledi ve beni o kadar etkiledi ki bu yayın için ekstra heyecanlandım. Onu yakından takip edenler, söylediklerinin ne kadar isabetli olduğunu bilenler mutlaka var aramızda. Aile sırları ifşa olacak demiş. Mesela işte biliyorsunuz şimdi bu kara para aklayanlar bir bir çıkıyorlar. Dahası da gelecek demiş o zaman. Pek çok şey var. Nokta atışı tarihleriyle bildiği, benim şahsıma söylediklerine gerçekten şapka çıkartıyorum. Ve şimdi çok merak ediyorum, 2024'te hem dünyaya hem Türkiye'ye hem bireysel hayatlarımıza bakacak. 2024 sonrasında da bir hızlı vizyon yapacak. Astroloji, gökyüzünü okuma sanatı, Iris Yücel şimdi ortak yayında. Şimdi sevgili Iris Yücel, öyle söylediğin şeyler var ki hani tarihleriyle, hani mesela Ekim ayı demekle kalmamışsın. 7 Ekim diye bir tarih vermişsin. Bu tarz şeylerde verdiğin, seni yakından takip edenlerin bildiği çok nokta atışı tarihler var. Açılışta da söyledim, hani bana da birkaç şey söyledin. Bir saniye ya dedim, hani bu detaylar nasıl olabilir? Hatta sana bir soru sordum. Duru görünümü var, nereden biliyorsun dedim. Sen de cevap verdin. Ben dedim ki ben mühendisim, duru görünüm yok. Çünkü bir gerçekten yazılım mühendisi aktif olarak da yapıyor musun? Evet. Yazılım mühendisi de yapıyorsun. Evet. Evet ama bu daha çok hayatımı kaplıyor artık. Astroloji daha çok hayatını kaplıyor. Evet, evet. Tam tersini beklerdim kendimden ama böyle oldu. Ama yazılım mühendisini de kullanmış olabilir misin? Çünkü orada da senin kendinin mesela yaratmış olduğu yazılımla var kullanılan şu anda. Çok da aktif bir şekilde bir sektörde değil mi? Evet, var. Acaba astrolojiyle ikisini birleştirmiş olabilir misin? Nasıl faydalandı? Tamamen. Ben bir yazılım olduğunu düşünüyorum astrolojinin zaten. Hmm. Yani bu bence Tanrı'nın yazılımı. Tanrı'nın yazılımı. Tanrı, Tengri, Allah artık ne demek istiyorlarsa. Çok ilginç. Yani gerçekten ilginç. Şimdi izleyenlerimiz de şaşırsın. Benim yayın öncesi şaşırdığım gibi. Hem bireysel hayatlardan, hem Türkiye'den, hem dünyadan bahsedeceksin. 2024 ve sonrası için. Ama bir şey daha duydum. Ha, çok enteresan. Danışmanlık vermiyorsun. Vermiyorum. Değil mi? Kolay kolay vermiyorsun. Eğitimlerini de herkese almıyormuşsun. Öyle bir şey var. Önce haritalarına bakıp seçiyormuşsun. Evet ve haritalara da ben bakmıyorum. Adalet olsun diye. Kim bakıyor? Nasıl seçiyorsun? Neye göre seçiyorsun öğrencileri? Şöyle, isimlerini aslında bunlar bir Excel forma düşüyor. İşte yine yazılımcı kafası. Sonra onlar şeye gidiyorlar, benim İngiltere'de beraber zamanda eğitim aldığım arkadaşlarıma, onlar haritalara bakıp kim olduklarını bilmeden, mesela kuzenim katılmak istedi geçen sene, reddettiler bilmeden. Kendi kuzenini alamadın ki. Alamadım, evet. Sonra öğrendim, bozuldu ama dedim hani şey diye. Mesela yine bu sene başvurdu. Bu sene alacaklar galiba. Çünkü geçen sene bir takım olaylar yaşadı. Onları da gördükleri için almamışlardı.
Yani ben kendim karar vermiyorum. O derler ya Ali'nin terazisi derler ya Hazreti Ali'nin terazisi. Adalet kalsın olsun diye yapmıyorum. Peki Çünkü insan ne düşer. neye bakıyorsun yani? Neye bakılıyor orada? Hani öğrenmeye uygun mu, bu işi yapmaya uygun mu falan gibi şeylere mi Farklı bakılıyor acaba? farklı şeyler aslında. İlk yola çıkarken şey diye düşünmüştük hani sadece öğrenmeye müsait olan insanlar gelebilsin diye. Ama sonra orada bir fikir ayrılığına, fikir genişlemesi diyeyim oldu ve dedik ki yok biz buradan bir takım faydalar sağlayabilecek insanları da alalım dedik. Çünkü bazı insanlar hayatları boyunca astrolog falan olmayacaklar aslında ama hayatlarına öyle artılar katıyorlar ki o yüzden herhalde benim şu an Gökruh'taki yani Türk sınıflarımda daha önceden hep yabancılara ders vermiştim. Çok fazla tıp doktoru oluyor mesela. Hastaları o şekilde algılayıp ya şurada şu olabilir, burada bu olabilir deyip bayağı ciddi ciddi detaylar konuştuğumuz, kendimiz de şaşırdığımız ve heyecanlandığımız sohbetlerimiz oluyor benim kendi öğrencilerimle. Vay, çok enteresan. Yani böyle, ha bu arada enteresan bir şey, seni de hocan İngiltere'de haritana bakıp bütün sınıftan ayırıyor ve Evet. özel bir eğitim sınıfını alıyor. Evet. 8 kişiydik yani. 8 kişiyi alıyor. Kaç kişilik sınıftan senin? Yıllar içinde 8 kişi oluyoruz toplam. Yıllar içinde toplam 8 kişisiniz. Evet. 7 Çok mu? milletten insan var içinde. 7 milletten Evet. insan var. Ne Tek görmüştü benim. acaba? Senin haritanda ne görmüş Ciriz? Söyledi mi hocam? Söyledi de yani şimdi anlatırsam haritamdan bahsetmiş olurum. Onu da Ha, anladım. hoşlanmıyorum. Yani çünkü bence bir astrolog birilerine danışmanlık veriyorsa ya da eğitim veriyorsa kendi haritasından bahsetmemeli bence. Biz kendi haritamızı ve doğum saatimizi paylaşmalı mıyız? O konuda ne diyorsun? Bence paylaşılmaması lazım. Mesela çok şaşırıyorum ben. Gökruh'un YouTube kanalında da alta yazıyorlar. İşte ben şu tarihte doğdum, şu saatte doğdum, ne dersiniz diye. Yani bu buraya açık edilmez. Hatta şöyle söylüyorum, danışmanlık verdiğim zamanlarda ben insanlara şey diyordum ya, hali hazırda görüştüğün bir astrolog var mı? Var. Mutlu musun onunla? Mutluyum. Bana niye geldin deyip seansları reddettiğim oluyordu benim. Gelme, onunla devam et. Yani bana da verme bu bilgiyi, gerek yok diye. Çünkü bir insan hakkında işte bugün sen söylüyorsun, işte ne kadar detay görebildin diye. Görmeyi bilene çok inanılmaz detaylar var gerçekten. Yani ve bence astrolojinin artık yani bu faldır, spiritüelliktir buralardan çıkıp daha bizim tarafa, sol beyin tarafına biraz gitmesi lazım. Bayağı bilimsel bir şey diyorsun Yani yani. bence Şart öyle. Evet. Tanrı'nın, Allah'ın, Yüce Yaradan'ın adına işte her nasıl hitap ediyorsunuz, yazılımı olduğunu söylüyorsun. Evet. Peki Ha bu hadi arada başlayalım. bununla ilgili durum Uranüs ikizlere geçtiğinde Plüto da kovaya geçecek yani kova çağı diyorlar. Bence kova değil ikizler çağı demek lazım bu arada. O zaman gerçekleşmeye başlayacak. Yani astroloji üniversitelerde yer aldığını, tarih bölümüne civarda bir yerlerde olacağını düşünüyorum. Yani tarihçilerin biraz buraya bakması gerektiğini düşünüyorum gerçekten. Onlar çünkü çok vizyon katabilir, retrospeksiyon yaparak. Ne zaman o balık çağı, yani sana göre ne çağı? İkizler çağı ama kova çağı denilen Kova şey çağı, ne zaman var? ikizler, aslında hava çağı diyelim yani ona. Daha uzun bir zamanı kapsadığı için Plüto çağı diyorlar. Kova çağı diyorlar ama aslında ikisi bir araya geldiğinde çok etki edeceği için bence ikizler daha hızlı bir etki edecek. O anlamda önemli. Bunlar 2000 çok yakın. 2026'larda başlıyoruz işte. 2026'larda başlıyoruz. 25 hatta yani 25-26 işte son yıl normal yani şu an alışık olduğumuz düzendeki son yılımız. Ne olacak peki bu yılla beraber, ya da sırayla gidelim istersen. Sen konulara göre de tasniflerin. Türkiye, dünya ve bireysel Evet. diye. Dünyadan başlayalım Olur. istersen. Sonra Türkiye, en sonunda bireysel yapalım. Bu arada ilk kez bir şey yapacak sevgili Iris, ilk kez anlatacak. İnsanların bedenen ve ruhen arınmaları için yapacakları basit bir formül var. Sen de mutlaka yap dedin bana. Biz yapıyoruz dedin. Bunu da ilk kez paylaşacağım dedin. Onu da bekliyoruz. Bu da bir şey, hediye gibi olsun insanlara yeni bir yıla girerken diye düşünüyorum.
Bu hediyeyi aslında ben insanlara anlatırken kendime de hediye vermiş oluyorum. Çünkü her bir kişinin aydınlanması kolektif olarak bizi ileriye atacağı için. Aslında burada birçok kere işte notları tasnif ettim biliyorsun zaten seninle de paylaşmıştım. Hep şunu fark ediyorum. 1-2024 ilahi adalet yılı. Yani insanlar şu zamana kadar yaşadıkları ömür boyunca ne yaptılarsa 2024'te bununla ilgili ödül ya da ceza alacaklar. İkincisi 2025 ile beraber başladığımız yani bir toprak döneminden çıkıyoruz biz. Toprağı şöyle anlatayım. İşte bir takım liderler yani keskin hatları olan, keskin tavırları olan dünyadaki bütün liderler okul diye bildiğimiz şu anki kurumların tamamı, sağlıkla ilgili bildiğimiz şeyler, hukukla ilgili bildiğimiz şeyler, her şey yani sınırları olan kapsam altına alınmış her şey tamamen değişecek. Ve 2024 ile beraber. 2025 ile beraber aslında burada bir hazırlık yapılması lazım. 2024'te herkesin hazırlık yapması lazım. Temel olarak şöyle bir şey var. Bir, teknolojiyle ilgili kendinizi geliştirebildiğiniz kadar geliştirin. İki, dijitalle yani dijital para, dijital işte bir dijital varlık sahibi olma, her ne geliyorsa aklınıza. Sosyal medyada var olma falan filan. Ne yapılması gerekiyorsa size göre onu yapmak. Üç, entelektüel birikim yapmak. Şöyle bir avantaj sağlayacak. Şimdi insanların çoğunda şöyle bir korku var ya, ya zaten işte ChatGPT'ye soruyoruz, biliyor, AI işte bu yapay zekalar var, o var, bu var falan filan. İnsanların çoğunda bir aslında kolektif bir korku var ve diyoruz ki içimizde biz gereksiz kalacağız herhalde korkusu var ya insanların çoğunda. Belki de yüzleşmek istenilmeyen. Bununla baş etmenin yolu karmaşık kavramlara karşı insanların kendini açık hale getirmesi. Çünkü zaten Plüton'un kovada olması, Uranüs'ün ikizlerde olması insanın bir makineden öte değer katabildiği şeylerde farklılaşmaya başlaması demek. Çünkü birçok şeyi makinelere yaptıracaklar zaten. Gereksiz kalmamak için bir birikime ihtiyaç var. Ama bu hepimiz yazılımcı olalım demek değil. Bunu bir yazılımcı olarak söylüyorum. Bu iş bir mavi yaka işi olacak. Birkaç yıla kadar. Çok az var yani. Çünkü herkes öğrenecek bir şekilde. Ama bu öğrenmeyin, aman boş verin gibi bir şey değil. Bilin ama bu bir ayrıcalık olmayacak. Yani bu şimdi mesela birçok iş için İngilizce bilmenin çok da bir anlamı kalmadı ya, başka dil biliyor musun diye bakıyorlar. Bunun gibi. Yani evet bir tane iki tane yazılım dili biliyorum demek gibi bir şey olacak. Onun için bilmek lazım. Bilmek lazım. Evet. Başka? Şimdi ben nükleer riskinden bahsetmiştim. O Evet, daha çokça ne söyleyebilirim? soruluyor, soruluyor bana sürekli tabii ki tekrar tekrar. Şimdi burada şöyle bir şeyi saptadık diye biraz benim dilim öyle çünkü öğrencilerimle de hep böyle derslerde de tartıştığım için hep paylaştık, baktık falan diyorum. O dil şaşırtıcı gelmesin kimseye. Şöyle bir şey, Plüto ve Neptün'ün açılarına bakmak lazım. Astroloji meraklılarının da takip edebileceği şekilde arada teknik bir şeyler de söyleyeyim. Şöyle bir şeyi fark etmek mümkün. Plüto ve Neptün'ün aralarındaki açılar bize diktatöryel rejimleri, insanların özgürlüğüyle ilgili soru işaretleri olan rejimleri ve atomla ilgili gelişmeleri, nükleerle ilgili gelişmeleri anlatıyor tuhaf bir şekilde. Ya bunlar niye birbiriyle örtülü, örtüşüyor? İşte bu biraz belki entelektüel okuma yaparak bunların arasındaki bağlantıyı bulmak mümkün. Ben şu an için bilemiyorum niye bunlar beraber gökyüzünde beraber hareket etti diye. Ve şunu fark ediyoruz ki bu ikisinin arasındaki bağ bize İkinci Dünya Savaşı'nı, Berlin Duvarı'nın yıkılmasını, Rusya'nın SSCB'nin dağılmasını falan anlatıyor. Aynı zamanda atom bombasının icat edilmesinin doğum tarihi de bu döngüye ait. Şimdi ben ondan bildim bunu nükleerle ilgili konuşacaklar diye. Bunu konuşmaya devam edecekler bu arada. Yani bu şekilde maalesef Amerika'ya bağlı bir durum olarak
Şimdi notların içinde tabii dans edeceğiz biraz. Çünkü hepsi birbirine bağlı. Bu da zaten astrolojinin de şeyi böyle. Harita daire olduğu için bütün mevzular da birbirine bu şekilde bağlanmış oluyor. Şimdi biz şunu biliyoruz ya. Amerika'nın yani biliyoruz diyorum. Bilenler vardır arada. Bir Uranüs kavuşumu olacak Amerika'nın. Ne Evet. demek bu? Bu 2027'de olacak ve bu Amerika'da bir ne diyeyim size isyan getirir. Bütün her şeyi sıfırlamalıyız fikrini getirir. 2027. O zamana kadar Amerika yani bu atom bombası bir Allah korusun yani nükleer falan bunlarla ilgili konuşmalar devam eder. İşte o zamanlar yani Amerika'nın tadı kaçtığında umarım delirip de bir şey yapmaz. Çünkü hani benden sonrası tufan falan gibi böyle garip şeyler yapabilir. Yapmaz ama bence. Çünkü belli ki insanlık devam edecek. Çünkü sonrası görünüyor. Harita kopmadığına göre bir şeyler yaşamaya devam edeceğiz. Yani gezegenler hadi güle güle biz bittik falan demediklerine göre bir şey olmayacak diye düşünüyoruz. Ha, anladım. Ama her delik olur demişsin. Ya biraz korkutucu gerçekten yani. Neden öyle bir şey olmasaydı keşke ama bu işte böyledir yani. Benden sonrası tufan denir yani. Genel olarak zaten bu iş böyle ya. Ama Şimdi olmadık iflaslar falan diye bahsetmişsin. Değil mi? O ne dönemde. diye? Umulmadık iflaslar olabilir. Amerikan Büyük şirketler şirketlerinde batabilir. evet. Şimdi hani az önce dedim ya mesela o adam Amerikan başkanının adı neydi bir önceki? Trump. Trump'ın mesela Meksika'ya duvar öreceğim falan demesi çok toprak bir hareket. Şimdi şeyi düşünsenize bundan 5 yıl önce biz albüm satın alıyorduk, film satın alıyorduk falan. Şu an hiçbir şey satın almıyoruz ya. Aslında bir şeylere sahip olmama durumunu, mesela sanata artık sahip olamıyoruz, evimize koyamıyoruz bunları. Buna yavaş yavaş alışıyoruz. Mesela artık yanımızda nakit taşımamaya, işte birçok şey kredi kartıyla ödemeye falan. Mesela bir araya gelmemeye, farklı yerlerden yayın yapmaya. Bunları çaktırmadan alışıyoruz. Biz ama burada böyle karanlık güçler var. Masanın etrafına oturup da böyle ellerini ovuşturuyorlar falan filan gibi şeyler düşünüp kendi frekansımızı düşürmemeliyiz. Bu şey çünkü aslında Allah biraz canımızı sıkarak bence kendine ona dönmemizi falan istiyor. Ben böyle düşünüyorum artık yani. Çünkü zaten her şey güzel olsa kimse onu hatırlamaz. Bence öyle. Ondan şimdi az önce söylediğim şey Uranüs 8 derecede ikizlere geldiği zaman bir de şöyle bir şey var. Tutulmalarda biz döngülere bakıyoruz. Bunu biliyordur, astrolojiyle ilgilenenler vardır burada biliyorlardır. Bunlardaki döngüleri takip ediyoruz. Mesela 18 yıllık döngüler. Bunları topla 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 topla. Tam da Uranüs'ün 8 derece ikizlerde kavuşma zamanında hemen önce bir tutulma var. 2027'de ve Amerika orada tam 3 tane 54 yıllık önceki zamanda ne tesadüf iç savaşa gitmiş. Yani bu böyle buluyorum işte ben diyorum yani duru görü yok matematik tamamen değil. İş matematik yani. Bu şekilde tespit ediyoruz. Yani bir iç Ve savaş mı olur 2027'de Amerika'da? vallahi şöyle diyeyim. Senin Şu an burada 1700 küsür insan var. Çoğumuz Amerika'nın eyaletlerinin ayrıldığını görürüz. Ama bu şey değil hani böyle kahve sohbeti gibi Amerika bitti yeğenim falan gibi bir şey de değil tabii ki. Çünkü çok büyük ekonomik değerler oluşturan eyaletler var orada. Onlar bir anda böyle puş diye dünyanın başka bir yerine ada olarak alıp koymayacaklarına göre bu insanlar da orada duracak. Ayrışırlar. Belki yeni bir ülke, belki eyaletler başka bir şey hani ülke olarak artık anılırlar falan ama güzel şeyler olur onlar adına. Ama öncesinde bir savaş, sıkıntı, isyan etme isteği vesaire olur. Bununla alakalı bir
de şeyi söyleyeyim. İnsanlar çok şeyi soruyorlar. Ya bu insanlar ne zaman uyanacak? Sanki herkes birey olarak uyanık da toplu olarak uyanık değilmişiz gibi bir tuhaf bir psikolojideyiz. İnsanların toplu olarak isyan etmesiyle ilgili bir beklenti varsa eğer 2040'lardan önce öyle bir şey olmaz dünyada. Önce bir bilgisayarların ekranların başına bir kilitleneceğiz. Ondan sonra çünkü biz şu anda aslında bu bayağı bir ekonomist, bir Rus bir ekonomistin anlattığı bu diye bir şey var. Onun inanılmaz uyuyor üstüne astroloji. Yani aramızda ekonomistler varsa, astrolojiyle ilgileniyorlarsa ne demek istediğimi anlıyorlar. Onun üzerine oturttuğum bütün dünyanın başına neler gelmiş görüyoruz. Biz şu anda düşüş dönemindeyiz. Biz bunu bir kabul edeceğiz önce. 20 yıllık bir fetret devrindeyiz şu an. 2040'larda şu an yaşadığımız şeyin zirvesine gideceğiz. 2040 Sonrasında dünya tabii. insanlığı olarak Tabii bahsediyoruz, değil tabii. mi? Tüm Tabii. dünyadan bahsediyoruz. Aynen öyle. O zamana kadar biraz sıkıntılar var. Ha ama işte kimileri için iyi. Yani mesela Çin'i ben durdurabileceklerini düşünmüyorum. Çin ve Çin'le beraber hareket edecek olanların. Onlar için güzel. Çünkü Amerika Pluto döngüsüne giriyor. İç savaş benzeri bir sıkıntılar yaşıyor. Bu arada Texas eyaletinin üzerinden geçiyor. İki tutulma da seçim zamanına yakın olanlar da. Demek ki Texas seçimi belirleyecek. Ve yeni başkan Çin'le bir süre iyi geçinmeye çalışacak. Ondan sonra da o iş olmayacak. Çünkü zaten öyle bir kaderleri yok yani onların bir arada olmaları böyle tatlı tatlı Şirinler Köyü gibi Çinlilerle Amerikalılar bir arada geziyor gibi bir durumu olmadığı için çıkarlar uymuyor çünkü. Ondan sonrasında bu tatlı rüya dönemi de biter. Peki Güzel şeyler söylüyor savaş muyum emin bekliyor musun değilim. Çin'le Amerika arasında? Yani bunu stratejistler pek çok kişi söylüyor. Üçüncü Dünya Savaşı'nın Çin'le Amerika arasında çıkacağını. Şu gün Biz intikam zaten alıyorlar ondan biz sonra. 3. Dünya Savaşı'ndayız zaten. Şimdi biz neye yanılıyoruz? Ben onu fark ediyorum artık bunlara baktıkça. Amerika ve Çin diye düşünüyoruz. Amerika, Rusya diye düşünüyoruz. Ya o Doğru. kadar direkt bunlar savaşmak durumunda değiller ki. Zaten şu an 2 tane cephe var. Yani iki tarafta da ikişer cephe olarak savaşıyorlar. Savaş genişler mi? Ben bunu daha önceden söyledim. Dedim ki hatta yani biraz şey olacak da dedim ki tutmayın küçük enişteyi diye böyle tuhaf tuhaf ülkeler bu savaşlara girmeye kalkabilir hani boyuna posuna bakmadan dedim. Bugün öğrencilerimden biri söyledi. Yemen galiba ben de gireceğim demiş. Tövbe estağfurullah yani girecek demek ki. Birazcık böyle bir savaşlar genişliyor, hareketleniyor gibi görünüyor zaten maalesef. Keşke bunları böyle konuşmayınca bunlar olmuyor olsa falan. Hani iptal iptal falan yapılıyor ya. İptal edemiyoruz. Çünkü bütün her şey zaten oldu. Her şey yaşandı. Biz işte filmi izliyoruz gibi bir durum var ya bir yandan da. Allah da böyle istiyor. Ne yapalım yani? Evet. Peki Türkiye'ye sıçrayacak mı? Ne olacak? Onu soracağım arkadaşlar. Türkiye'yi sona bırakıyorum. O yüzden dünyadan devam ediyoruz. Rusya'da da devlet başkanı 2025'te dedin ya çok şey değişir. Dünya liderlerinin de mi değişeceğini görüyorsun Komple 2025'te. herkes. Ya şöyle söyleyeyim, okulda sınıf başkanı olan çocuğunuzu bile 2025-2026'ya hazırlayın. Yani bir şekilde o bile sınıf başkanlığına bırakır. Her şeyin başkanı, müdürü, rektörü, başkanı, nesi varsa Bütün bütün dünyada. evet yönetimler değişir. 2025'te. 2025'te başlarız yani. Çünkü onun da İyi yönde mi değişir peki? İyi mi olur? Olumlu mudur? Pozitif midir o değişim? şimdi şu andaki liderlere eminim Putin'i bir sürü seven vardır. Bir sürü de var benim Rus arkadaşlarım sevmiyor. Küfür ediyor mesela Putin'e. Şimdi iyi mi kötü mü ben bir şey diyemem. Göre Değişeceğini ne söylüyorum diyorum? sadece. Anladım. Tabii yani şimdi gerçekten Putin fanları var. Bir de nefret edenleri var yani. Kime güven Hepsi ediyorum? için geçerli. Biden'ı seversen Başkanları bile değişir. Bu tabiri çok sevdim. 2025'te sınıf tabii. başkanları bile değişir. Tabii O herkes. derece yani bir değişim var. Evet yani o bütün ilkokul hayatım boyunca ben sınıf başkanı olacağım falan. Hani çocuk da bütün şartları sağlamıştır. İşte inektir, hoca ile arasıydır falan filan ama ona bile bir şey olur. O sınıftaki o böyle isyankar tatlı böyle çocuk fış hemen böyle ülkenin şey ülkenin şeyin Başkanı sınıfın başına geçiverir olabilir. yani.
Bu derece. Evet. Çok değişik yani. Vallahi çok fantastik zamanlara gidiyoruz. Ben biraz heyecanlanıyorum da diyorum Ay bir ki de yani neler göreceğiz. 2025'e ne var ki şurada? 2024 gelmek üzere. Bir sene var alt üstü yani. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Satürn Neptün kavuşumu bütün kıyamet. Yani kıyamet kötü anlamda demiyorum yani değiştiren Patlama. şey. Ha. Şimdi bakın yine hiç duru görüyle alakası olmayan tuhaf bir şey söyleyeyim. Putin, Sayın Putin Bey, Satürn ve Neptün kavuşumlu bir insan doğum haritasında. Meraklı olan baksın. Kare olduğunda başkan oluyor 99'da. Şimdi yeni lider yeni Rusya. 2025-2026'da da bu Satürn Neptün kavuştuğunda değişecek. Yani görüyor musunuz? Hep matematik zaten. Bir şey böyle fantastik bir durum yok ortada. Bunu söyledim mi, şunu söyledim mi diye notlarıma da bakıyorum. Kaptırıyorum çünkü. Uzaylılarla ilgili bir şeyden bahsetmişsin. O ne Onlar zaman? gelir. Dünya dışı varlıklar mı gelir? Ya gelir işte çay kahve içerler. Hani böyle iyice o iş Ne rahatlar zaman? yani. Var mı bunun bir zamanı? Tabii Astrolojik tabii o 2027'lerde falan artık biz onları konuşuruz ama daha var yani. 2027. Hayır, ben anlatmak zaman değil, bir program biliyorsun Tabii yapıyorum. ki Hani izliyorum ben. Ailece sen seviyoruz. dünya dışı bir varlık olsan hangi programa gidersin? Anlatmak zamanına giderim. Kafam rahat eder. Ay yani program devam ederken gelsinler. Çok istiyorum bu arada arkadaşlar. Hani ya tabii bu bir yayıncı olarak benim fantezim bu da. Şimdi dünya dışı bir varlık gelecekse dünyayla merhaba diyeceksin. Benim programıma gelsin. Çok isterim. Onun için zaman benim için önemli burada. Ya ben küçükken din dersinde ilk öğretmişlerdi Süphaneke. Öğrendim de din hocası da diyor ki işte Süphaneke'yi okursan ne istersen olur. Ben de gidiyorum yatıyorum kalkıyorum Süphaneke Allah Süphaneke. Okuyorum okuyorum sonra diyorum ki Allah uzaylılar gelsin. Allah uzaylılar Allah gelsin. Allah, çok O zaman enteresan. çok tanımak görmek istiyordum yani. İşte onları da göreceğiz yaşayacağız. Ben anlatmak zamanına geleyim kenarda kamera arkasında durayım da en azından. Gelince görürüm Allah belki. ne olur, öyle bir şey olacaksa bana nasip et Rabbim. Bak burada dua ediyorum. Sen Süphaneke okuyup uzaylıları çağırmış bir astrolog olarak. Ama ne yapayım yani? Beni anlarsın. Ya neyse tabii ki yani. Şimdi evrenin sırlarının da açıldığı, bilinçlerin de değiştiği, burada bireysel haritalara, yani bireysel olarak nelerden etkileneceğize geldiğimizde onlardan bahsedeceksin ama bir dönemdeyiz ya. Çok ilginç bir yerindeyiz insanlık tarihinde Çok çok arkadaşlar. çok 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 farklı bir fantastik. yerindeyiz Ya ya. şimdi bu Neptün Koç'ta kavuşacak Neptün'le Ha. Satürn. Bunun sıfırla kavuşumu şimdi aranızda eğer 2020'nin sonunda 2000 hatta direkt tarih vereyim. 15 Kasım 2020 2021'de de ocağın ortasına kadar o tarihi hatırlamıyorum. Doğmuş olan, çocuğu olanlar varsa bunlar böyle artık pamuğa mı sarıyorsun, şey mi yapıyorsun, patpata mı sarıyorsun çocuğa bir şey olmasın diye. Bunlar Babil zamanının çocukları, ruh Aa, olarak. bir demek o. Hani bu Babil'de dil, ilim, bilim bunlar böyle bir devrim yapmış olan tipler ya. Aha. Şimdi bunlar geldi. Bunların bir daha fantastikleri, daha yönetici, bunlar daha böyle bir ilim, irfan, öyle tipler. Spiritüel Güçleri mi var? isyankarlar diye. Nasıl? Güçleri mi var? Spiritüel güçleri mi var bu Bence çocukların? öyle yani bunlar. Şimdi bir de bunların yeni versiyonu gelecek. Bu 2025-2026'da çok değişik bir şeye şahit oluyoruz. Yani ben çok heyecanlanıyorum olumlu anlamda. Koç'un sıfır derecesinde Satürn ve Neptün kavuşacak. Ya bunlar bir araya geldiğinde hep zaten dünyada çok anlattım hani az önce çok önemli olaylar olmuş her zaman. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bunların bir araya sıfır derecede geldiği pardon Neptün sıfır dereceden terazinin sıfır derecesine geldiğinde dolar rezerv para olmuş dünyada. Şimdi Koç'a geliyor ya terazinin tam karşısında. Bitiyor dönemi. İşte
görüyoruz yani. Onlar tekrar 0 derece. Ve 0 derecede koçta olması, ya 0 koç işte, yani en başlangıcı 360 derecenin sıfırı yani. Bu da şu anlama geliyor. Bizim şu anda bilgi olarak kabul ettiğimiz her şey, doğrudur dediğimiz her şey tamamen tamamen değişecek yani. Bu inanılmaz bir şey. Bir de ikizlere şey geçtiği zaman Uranüs, diller, Türkçe'ye çok sıkı sahip çıkmamız lazım. Şehirler, mesafeler, hani bu şeyi anlatıyorlar ya, kanalda da bol bol İlkay Muharalı kanalında da anlatıyorlar. Ha. İşte hani şehirden şehire gidemeyeceğiz falan filan, işte elektrik araçlar geldi, bunları kilitlerler. Bilgisayar zaten o hani. Bütün bu perspektife baktığımız zaman biz okulları, dilleri, trafiği, şehirleri, mesafeleri, bir yerden bir yere gitmeyi, komşuluk ilişkilerini, kardeşliği, kuzenliği, hani onları, her şeyi tekrar konuşacağız. Çünkü buralarla ilgili kısıtlama demek istemiyorum. Ya buraya doğru gidiyoruz biz zaten. Hani bu yeni norm olacak. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Yine 2025'te mi? Bu böyle şey. Hani ilk ocağı yakmaya çalışırsın da tık 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 ses gelir, sonra har yapar ya. Hmm. 2025'te ilk o tık tık, sonra tekrar İşte sonra ocak yanıyor şeklinde. Yani o zamana kadar biz tamam, hani bu ateş buradan yanacak diyeceğiz yani. Öyle bir dönem o. Mesela para kesin dijital. Bunu da nereden görüyoruz? Yine Satürn Uranüs 1987-1988'de kavuşuyor. Black Monday. Borsa kaput mesela. Aa, ne tesadüf. Sonra bir bakıyoruz, kare yapıyor 2000-2001'de. Bilen bilir, internet balonu patlıyor. Tekrar bakalım, karşıt yapıyor 2007-2008 mortgage krizi. Kare yapacak yaptı 2020-2022, başımıza gelmeyen kalmadı. Koronası, enflasyon. Şu an bir de şimdi biz Türkiye'de oturuyoruz, diyoruz işte enflasyon. Ya dünyanın her yerinde çok değişik bir enflasyon var. Ve büyük depresyon var ya işte bu 20'lerde. O da bu döngünün içinde. Biz bu döngünün içindeyiz. Şimdi öyle bir şeyler var ki ya, bu sabit yıldızlardan falan da gördüğümüz. Bakın şimdi diyorlar ya, 2024'ün baharına kadar toparlayacağız ekonomiyi vesaire, böyle şeyler konuşuluyor. Ekonomi toparlanmaya başlar. Türkiye gerçekten iyi yere gelir. Bunlarla ilgili bir sorun yok. Türkiye'nin iyi bir yere gitmesi Türkiye'nin haritasıyla ilgili bir kader zaten. Yani biz sürekli, bizim haritamızın MC'si tepe noktası yani. Dökülelim, saçılalım, tekrar kurulalım. Yani biz böyle bir ilerleyelim, hadi biraz daha vites büyütelim, yok. Sürekli bir trafiğin içinde gibi bir tribimiz var bizim. İnşallah aklımız başımıza gelir. Ben ikizler Uranüs'ün buna yardım edeceğini düşünüyorum. Çünkü kadınları tetikleyecek. Ama kadın derken de burada şey anlamda söylemiyorum. İşte kahrolsun erkekler falan. Kesinlikle o kafaları da sevmem bu arada. İnsandır yani. Ama Türkiye'nin haritasında kadınlar ve halk genel olarak avantajsız biraz. O yüzden Uranüs'e biraz güveniyorum yani. Ya bizim de bir takım haklarımız olması lazım falan gibi vizyona gideceklerini düşünüyorum. Çünkü Atatürk'ün dönemindeki haritaya döndük biz. Hani İkinci Dünya Savaşı, işte Üçüncü Dünya Savaşı falan filan diye görüyoruz diyorum ya. Zaten orada benzerlikler var. Hep benzerliklerden yakalıyoruz. Yıllar önce hatta katıldığım bir tane yayında kullandığım kaynak kitapları falan da gösterdim. Canlı yayınlarından çıkma iki tane kitap diye. Yani ben onu söylerken, ya artık hiçbir ülkeyle cephede savaşmaz, saçmalama falan gibi bir tepki almıştım. Ama demiştim ki ya, bu iki kitapta anlattığı, işte o yüzden diyorum tarihçilerin artık astrolojiye ikna olmasının vakti geldi diye. Bakıyorum çok aynı. Gökyüzüne bakıyorum, çok aynı. Oradan anlayıp şeyi söylemiştim ben yani. Bakın böyle bir şey geliyor diye. Ve 3. Dünya Savaşı'nın bence içindeyiz yani. İlla hepimizin elinde silah yok diye, yok diyemeyiz buna. Dünyanın göz önünde büyük bir savaş yaşanıyor. Tabii ki. Sen savaş da değil, katliam yani. Savaş maalesef.
Ama diyorsun ki yıllar önce söylemiştim ya, artık fiziki savaş mı kaldı denmişti o Evet. zamanlarda. Şimdi Türkiye'ye geri döneceğiz ama şu dünyayı bitirelim. Para kesin, dijital para bitecek diyorsun ya. Evet. Yani dijital varlıklara bir önem mi versin insanlar? Ne dersin burada? Evet, yani işte o şeyi hani böyle bir tepkimiz olur ya, bilmediğimiz şeye bizim bir tepkimiz olur her zaman. Aman istemeyiz falan. Küçücük çocuklarda bile, yani ben kendi çocuğumda bile görüyorum. Yeni şeye kapalıdır insan. Bundan biraz uzaklaşıp değişim olacağını kabullenip internetle ilgili, dijitalle, ya hepimizin elinde YouTube var. Bir sürü teknoloji anlatan, gelişmeleri anlatan insanlar var. Bunlardan açıp bu bilimden korkmadan bunları dinlemek lazım, öğrenmek lazım diye düşünüyorum. Hasbelkader ne olduğunu, hani çat pat bir şeyleri bilmek lazım ve dijital varlıklara, şimdi ben kripto paralardan öneremem. Çünkü bunların doğum haritasını bilmiyorum. O Bitcoin denen teranenin nereden çıktığı bile belli değil. Kurucusu var diyorlar. Bir tane Japon karakter, anime gibi bir şey uydurmuşlar. Belli ki başka bir hikaye o yani. Burada bir şey olacak. Fırsatları gözü açık tutmak lazım. Bir de mesela çok aslında yine sorulan bir şey oluyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. Burada Türkiye çok avantajlı olacak ayrı ama. İnsanların bakın Türkiye'de tekno art dediğimiz şey, yani işte artık sinemada teknoloji çok ön plana geçecek. Yani bir oyuncunun olmasındansa yazılımcılar filmi yapıyor gibi bir şey. Senaryoyu yazdırıyorlar, oyuncuyu oynatıyorlar falan. Ölmüş insanı belki canlandırıp oynatacaklar. Kemal Sunal film çekebilir falan. Hani anlatabiliyor muyum? Böyle şeylere doğru hızla gidiliyor. Çocuklarınıza sadece hep herkes böyle şu an yazılımcı yapmaya çalışıyorlar ya, hayır yani bu taraflardan da besleyin. Yani mesela sinema okusun, yazılımı öğrensin falan gibi, böyle çift taraflı. Çünkü bakın çok hava enerjisine geçiyoruz. Bu kadar havanın olduğu yerde, havanın genel olarak olduğu bir atmosferde, gökyüzünde çoklu bilgiyi birleştirmek gerekir. Çünkü bunlar birbirlerine çok üçgen yapacak. Üçgen şu demek yani, açtın ceyran yapıyor gibi. Ve bir yaz sabah, yani yaz öğleninde en sevmediğimiz, en sıcak zamanda açıyoruz ve çok güzel bir tatlı tatlı ceyran yapıyor gibi bir şey bu. Üçgen açı. Onun için bizim o şeyden, güzel yaz sıcağında o ceyrandan faydalanabilmemiz için çoklu bilgiyi bir araya getirmemiz lazım. Teknolojiyle birleştirerek. Bu ileride çocukların, benim çocuğum işsiz mi kalacak, benim çocuğum yolsuz mu kalacak gibi düşüncelerinizi engeller. Bu perspektifi kazanmaya çalışın. Bir de tabii bizi niye ilgilendiriyor bilmiyorum. Bence bizim yönümüz orası olmamalı ama 2027 civarında Avrupa Birliği'nde kopuşlar olur. Amerika'da da eyalet bazlı bence oralarda bir takım kopuşlar olur diye. Şimdi burada enteresan, en önemli göksel olay 2026 Şubat'ta Plüto Neptün, bu hani bahsettim ya Koç'ta 0 derece olacak diye. Bakın buraya kadar fiyatlar genel olarak artar ve burada tuhaf bir şeyler olur. Yani özellikle de Amerika'da olur. Bu hep bize bu döngü imparatorlukları anlatıyor ve işte aslında umulmadık Amerikan şirketleri batar derken kastettiğim de bu. Çünkü onlar da imparatorluk. Şu anın imparatorluğu birçok ülkeden büyük olan bu şirketler zaten. Bu başka nelere sebep olacak? Biraz mesela bu niye bilmiyorum. Çünkü bu bir sabit yıldızla tespit ettiğim bir şey. Büyük mimari projelerin tamamlanması çok bu zamanlara gelecek. Yani bu mesela, bu bireysel açıdan bizim hayatımıza da etki ediyor. Mesela müteahhitli problemi olup da böyle evi köyü yapılamayanlar falan varsa, hani en kötü ihtimalle buralarda bu iş çözülür diye bilsinler. Yani çok büyük yapıların restorasyonlarından bir apartman dairesinin yenilenmesine kadar mimari yenilenmeleri anlatıyor tuhaf bir şekilde. Çok detay, ne güzel bir detay. Bir de bu beslenme, şimdi bize bu bir tuhaf tuhaf böcek möcek, Allah yarabbim, anlatıp anlatıp duruyorlar ya, hani şimdi balığın son derecelerinde
gezecek Satürn. Medyada ne tükettiğinize çok dikkat edin. Çünkü bilinç altına çok gidiyor her şey. Yani belirli platformlara üye falan olmayı da bırakabilirsiniz. Yani en masum şeyin içinde bile tuhaf tuhaf şeyler var. Daha temiz, iyi niyetli içeriklerin olduğu şeyleri izlemek daha garanti. Çünkü burada beslenmeyle ve sağlıkla ilgili şeylerin değiştiğini görüyoruz. Bir de bu bir şey daha yapacak. O sırada Kova ve Başak'ta tutulmalar olacağı için 20 Şubat 2026 civarlarında burada genel olarak insanlık beyinle ilgili çok fazla şeyi çözmüş olacak. Çok bilgiye vakıf olmuş olacağız biz o zamanlara kadar. Bu da Alzheimer'la ilgili işte bu beyinle ilgili şanssızlıklar yaşayan insanlarla ilgili bir takım zihin rahatsızlığı olarak düşünülen bir takım hastalıklarla ilgili çözümler gelecek. Mesela işte geliyorlar danışmanlık almak istiyor insanlar. Soruyorlar diyor ki işte benim çocuğum diyor otizm var benim çocuğumda diyor. Ondan sonra işte bir şeyler hani bu tür böyle şeyler. Bunların çözümleri 2026'daki bu Koç'taki sıfır Neptün Satürn'den sonra çok hızlanacak. Yani işte engelli olmayı falan filan bu beyinle alakalı bir durumsa bunları falan çok hızlı çözmeye başlayacaklar Ne güzel. insanlık, bilim Bu güzel insanlığı. bir gelişme. İnsanlar destek olacak bir Evet. gelişme. Peki bireysel olarak nasıl etkileneceğiz? Ona geçelim mi? Dünyayı bitirdik galiba. Evet, Geri. evet. Türkiye'yi de en sona bırakalım istiyorum. Türkiye'de o değişiklik olacak mı? Erdoğan'la ilgili söyleyeceklerim var. Türkiye ile ilgili söyleyeceklerim var. Not not onları da geçeceğiz. Ama önce bireysel olarak neler bekliyor bizi 2024 ve sonrasında? Şimdi burada yine enteresan bu Neptün işte Neptün'deki kavuşumla Neptün Plüto kavuşumu çok insanı o tarihe kadar ruh ailesiyle bir araya getirecek. Hangi tarih? Eğer 2026'ya kadar yine. evet Ha, ruh yine o Şubat'taki ailesi. zamana kadar. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer siz tam Şirinler gibi işte tam iyi biriysen Şirinleri görebilirsin olacak yani. Çocuk o içindeki çocuğu böyle temiz ruhunu öldürmediysen yani adalet mekanizmasını güzel çalıştırıyorsa insanlar çok böyle tuhaf karşılaşmalarla çok güvendikleri hani artık çoğumuzun ihtiyacı olan bir böyle sırtımızı dayayacak insan istiyoruz yani kalbimizi Güvenim. açabileceğimiz temiz ruhlu insan. Onlar geliyor işte. Hayatınıza eğer doğru bir şeyler yaptıysanız hayatınıza onlar girecek. Ama siz Çok de hızlı öyleyseniz, bir şey. formül bu. Siz öyleyseniz öyle insanlar. Çünkü ilahi adalet yılları diyorsun ya 2024 beraber Tabii başlıyor. o zamana kadar gelir. Ama şimdiye kadar zaten insan içinde bilir bir şeyleri yanlış yaptığını. Eğer şu anda bile dönülebilir bundan. Dönüp de iyi olursa o zamana kadar çok böyle bütün çevreniz değişir, herkes değişir ve o iyi insanlar gelir, sırtınızı yaslayabileceğiniz insanlar gelmiş olur. Zaten bu hız çok hızlandı bu arada. Giderek hızlandı yani. 2026'ya kadar ruh ailesiyle çoğu insan kavuşacak. Evet. Ben mesela İlkay bu arada YouTube kanalını takip yani sadece kendi kanalım için söylemiyorum ama hatta bir konsere giden insanlara bile bakıyorum. Şimdi isim vermeyeceğim, dönüyorum. Gerçekten benzer frekansta insanlar Evet. görüyorum. Ya da buraya yorum yazan insanlar aynı videoyu pek çok şey önümüzdeyken o dikkatimizi çekip giren insanlar aslında benzerler toplaşıyoruz böyle gibi bir şey var. Bu bir ayrımcılık falan gibi değil ama işte senin bu dediğin bana onu gözümün önüne onları getirdi yani. Ruh aileleri kavuşmak. Şimdi bir şöyle bir şey not aldım ben aslında. Bakın çok enteresan bir şey oluyor. Bu çok zor olacak bir şey. Yin yang diyoruz ya biz burçları da böyle ayırıyoruz. Ve şu, inanılmaz bir şekilde erile gidiyor bütün hepsi. İnsanlar çok harekete geçecek. Yavaş duran, mevcudu korumaya çalışıyorum. Benim istediğim gibi olsun istiyorum diyenlerin hepsinin geride kaldığı böyle tuhaf bir şeye gidiyoruz. Yani bu kadar böyle yang enerjisine geçmek, eril enerjiye geçmek böyle bir şeye sebep olacak. Bir de
Şimdi bir iş kurmak isteyen olabilir, işte şey yapmak isteyen olabilir, evlilik, anlaşma imzalamak, bir şeyler yapmak isteyenler. Bakın çok değerli, 27 Ocak ile 1 Nisan arasında hiç retro yok. Aa, dur, bunu yazayım. 27 Ocak'la 1 Nisan arasında evlenebilirsiniz arkadaşlar. Ay yok, istiyorlarsa tarihleri söyleyeyim. Ha, evlilik Tek tek en aynı mı? güzel tarihleri. Tabii. Ama bütün burçlar için mi? Herkes için Tabii. mi? Gökyüzü iyi. O şimdi ben bu tarihleri söylerim. Sonra gidersin, sen danışmanlık alırsın. Yani sen derken işte alınır insanlar. Tabii. Alırlar. Ondan sonra da o hani ona uyuyor mu, ama gökyüzünün iyi olması. Ve tabii ki kadını biraz koruyor olması üzerinden tarihleri belirlemiştim zaten. Aa, söylesene bize, çok sevinirim valla. Tamam. Ne diyeyim? Evlenilecek tarihler, en şanslı tarihler. Dikkat edilmesi, hiçbir şey yapılmaması gereken tarihler. Bu arada devam edecek bir eser olarak arkadaşlar. Şimdi nikah için güzel tarihler 23, 25 Ocak, yani 24 Ocak'ta dahil. 12 Şubat, 24 Ocak, 12 Şubat. 23, 24, 25 Ocak, 12 Şubat, 26 Şubat, ama burada bir detay söyleyeceğim. İki taraf da ikinci evliliğini yapıyorsa. 26 Şubat. Aa, çok Evet. enteresan. Onlar Allah'ım, ne detay ya. Ne enteresan şeyler var arkadaşlar şu astrolojide. 10 Astroloji. Mart, 14 Mart. Bu 14 Mart'takinde de şöyle bir şey var. Yani deli diyecekler ama Bayağı değil miydi? gerçekten. Aha. Kişilerden yaşı büyük olanın ikinci evliliği ise 14 Mart'ta evlensinler. Allah Allah. Kişilerden yaşı Onların büyük olanın ikinci ikinci evliliği. evliliyse 14 Mart'ta evlenin. Evet, aynen. Şaka yapmıyorum. Trollemiyorum kimseyi. 18 Mart, 7-8 Mayıs, 7-8-9 Haziran, 19 Haziran, 25 Temmuz, 9 Eylül, 14 Ekim. Bir de 19 Aralık var. Bu çok komik. Boşandığınız kişiyle tekrar evleneceksiniz bu tarihte evlenin. 19 Aralık'ta. Evet. Çok ilginç. Gerçekten çok tatlı detaylar. Ya daha bu kadar, daha nasıl bir hizmet versin bu İlker Boralı YouTube kanalı size ya? Bak, büyük olan ikinci evliliği ise 14 Mart. İki boşandığınız kişiyle evleniyorsanız 19 Aralık. Ve Yalnız vallahi bir billahi de ya. ciddiyim ya. Koskoca yıl içinde yalnız 20 tane tarih yok yani. Evet. Evlenmeseniz Herkes daha iyi. 2024'te bence. vallahi millet gürül gürül evleniyor. Ondan sonra da niye bu kadar çok boşanılıyor? İşte bence bundan. Yani buraya dikkat arkadaşlar. Yani seçebiliyorsanız bu tarihlerde Peki seçin. bir şey diyeceğim. Şu tarihte sakın bir şey yapmayın. Yani bir işe başlamayın. Evlenmeyin diye böyle uyarı tarihleri var mı? Ben hiç kötü 2020. şeye bakmam ki. Helal olsun. Anladım. Pozitif de ne Bilmiyorum. var mı bakarım diyorsun. Ya her kötü zaman bile bir olumlu şeyi vardır yani. Aynen öyle. O da yaşanması gerektiği için kötü diye bir şey yok aslında. Aynen O öyle. dönemde alınması gereken büyük bir ders var. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Peki diyorsun ki delirmediniz. Böyle bir notun var 2024'te. Niye bunu diyorsun? Çünkü böyle garip garip, şu kuş bana mı baktı? Bu kedi geçerken bana göz mü kırptı? Bu insan gelip bana bunu niye söyledi? Falan filan, hani böyle bazı işaret, ya bana sürekli işaretler geliyor falan filan. Bunlar çok normal. Niye? Çünkü şimdi açıları itibariyle de, o kadar da detaya girmeyeyim artık. Satürn balığı tararken bizim maneviyat anlamındaki düşünce dünyamızı da yeniliyor. Ve frekansı açık olanlara daha da açıyor. O yüzden öyle. Sürekli böyle mesela kafandan bir keşke şöyle bir insan tanısam diyorsun. Tak geliyor mesela. Böyle merhaba falan diye kapıdan giriyor. Hani öyle değişik olaylar. Bunlar giderek hızlanacak. İşte o Koç'ta 0 dereceye biz gelene kadar. 2026'ya kadar yani. Aynen öyle. İyi olun bir Hızlanacak. de. İyi olsun herkes. İyi olan çok büyük avantaj sağlayacak çünkü. Valla insan, zaten ben şuna %100 inanıyorum Iris. Kimse kimseye ne iyilik yapabiliyor ne kötülük. Bak %100 böyle kalbim söylüyor. Çünkü yaptığın kötülük de aslında kendine dönüyor. Yaptığın iyilik de senin sevap almana, kader yolunda iyi bir potansiyel seçmene sebep oluyor. Yine kime iyilik? Aslında kendine iyilik, kendi yolculuğuna iyilik. %100 böyle düşünüyorum. Aklı olan kötülükle uğraşmaz yani. Bence Allah de öyle. düşün.
Yine de hepimizin sınavı her daim, bu arada iddiadan da konuşmuyorum, onu da söyleyeyim. Rabbim düşürmesin. Bakayım başka neler var? Balıktaki Satürn'ün bu yıl dereceleri bilinçaltımızı anlatır. Ha, bunu Evet, söyledin zaten. Bilinçaltı bahsettim. dikkat dedi. Bir şey Bakıyorum. var önemli. Bazı böyle şimdi 20 Mart ile 10 Haziran arası 2023'teki tarihte yaşadıklarınız 2024'ün özetidir. Ha, bir daha söyler misin? Ne zamanla yaşadıklarımız? 20 Mart ile 10 Haziran arası 2023'te yaşanılan her ne yaşadıysanız 2024 onun özeti. Yani o kısım 2024'ün özeti. Aynı şeylerin büyük çerçevede yaşayacaksınız sadece. O zamanlar iyi geçtiyse iyidir. Ha, dur bir düşüneyim ben bunu. Nasıl ya? Ay, yani işte. Ay, tamam, neyse, dur devam ediyoruz. Ona bakarız İyice, ayrıca bunu haritanda. iyice düşüneceğim arkadaşlar. Şu an çok hızlı oldu. Tam tarihleriyle bakacağım, siz de düşünün. Herkes kendi hayatına baksın. 2024'ün özeti 20 Mart ile 10 Haziran 2023 arasında. Bakıyorum. Her ay 2,5 gün oruç demişsin. Bu nedir? Evet. Bu şu. Güneşinizin olduğu burç hangisi ise Tamam. bu işte kişilere hediye edelim dediğimiz şey. Aa, öyle mi? Evet. Onu şimdi yapalım mı? Bence yapalım. Ne olacak? Hadi Kalın. yapalım. İlk kez anlatıyorsun değil mi bunu Evet ama sevgili? ilk ben anlatmıyorumdur. Ha, tamam. Bu bilinen bir şey Ha. olabilir. Bilemiyoruz ama Yani ilk kez ben anladım. kadim bir bilgi ve hani faydalı olduğunu düşündüğüm bir bilgi. Çünkü bunu dinlediğimde mantığıma çok yattı ve uygulamaya başladık hemen. Şimdi bu anlattığın şey neye yarar? Sağlık ve yani bedenen ruhen sağlık insanın Bedenen ruhen. potansiyelini arttırmasına yarar. Of, potansiyel. Tamam, ne yapalım? Potansiyelimiz artsın diye. Mesela altıncı isim artsın diyebilir insanlar. İşte nefsine daha çok hakim olmak, birçok insan şu anda mesela alışveriş ve ekran bağımlısı ya bunu engellemek falan filan gibi şeylere yarar. Şimdi burcun ne diye sorduklarında söylediğiniz şey var ya sizin güneş burcunuz yani. Tamam, evet. Güneşinize her ay 2,5 gün ay geliyor. Her ay oluyor bu. Ha, 2,5 gün ay geliyor. Mesela ay bilmem ne de falan hani böyle dinliyorsun söylüyor ya astrologlar. Tamam. Ay bilmem nerede falan. İşte ay koçta, ay boğada. Sizin güneşinizin olduğu burca geldiğinde et yemiyorsunuz. Ve genel olarak hayatınızda haz olarak tanımladığınız her ne varsa hepsini uzak duruyorsunuz. Tüm. Tatlı da yani. Her şey yani. Ha, bu hayatta şu bana keyif veriyor. Yani ekran, alışveriş, işte bilmiyorum her ne varsa artık tatlı yemek falan filan. Hepsinden 2,5 gün uzak duruyorsunuz. Aa, çok enteresan. Yani şey, ay takvimi var arkadaşlar. Google'da yazın ay takvimi. Hı. Değil mi? Mesela Kasım ayı ay takvimi mi yazacağız? Tabii hangi burçlarda diye yazarlarsa çıkar herhalde. Yani ben hep astrolojik şeylerden, uygulamalardan baktığım için. Ama Okey. genel olarak ben Instagram'da söylüyorum bugün ay şurada, bugün ay burada falan. Tamam. O Yani zaman iri tüceri takip edersek de ay hangi burçta biliyoruz. Ve benim burcum akrep mesela. Ay akrep burcuna geldiğinde dünyevi azlardan uzak duruyorsun. evet ve Oruç. mümkünse bir de et yemiyorsunuz. Ve Çünkü et altıncı his ki bu arada et yenin, ben vejetaryen falan değilim yani onun için söylemiyorum. Sadece bu daha ruhani bir şey yani. Bedenen bir terbiye ile ilgili bir şey. Yani bu kola içmek de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu da bir haz. İşte nasıl tanımlıyorlarsa ama hayırlı olan bir şey. Kitap okuyorsan bu bana çok mutluluk veriyor. Onu okumaya devam et yani. O öyle bir şey değil. Kötü olan şeyler ya da insanın enerjisini bedensel olarak enerjisini alan şeyler. Bunlardan uzak durmak. Sen yapıyor musun? Ne değişti hayatında? Yani faydasını gördün mü? Evet. Yani ben genel olarak şunları düşündüğüm ve bunlarla uğraştığım bir dönemdeyim. Yani gelen mesajlara giderek daha açık olmak. Çünkü ben derslerde de hep söylüyorum.
Aslında sen varsın, bir de yaradan diğer insanlar üzerinden sana konuşuyor. Aslında sen teksin bu dünyada diyorum. Öğrenciler şaşırıyorlar başta ama bütün mevzu bundan ibaret. Yani onu daha fazla duyabilmek için ne yapmam lazımla uğraştığım bir dönemdeyim. Onun için bunun faydalı olduğunu görüyorum. Yani evet. Vay, çok, çok enteresan. Deneyeceğim ben de. Ay sizin bu güneş burcunuzdayken 2,5 gün dünyasal hazlara mola. Her neyse, çikolata yemek de olabilir mesela. Aynen. Bir de daha var bu arada. Tam da bunu artık biraz astroloji bilenler falan filan onlar bulabilir. Güneşinizin derecesinin üzerinden ay geçerken de dua etmeniz iyidir. Aa dur bir daha, güneşimizi, güneşiniz kaç dereceyse, mesela şimdi seninkini söylemeyeceğim tabii ama akrepte işte mesela işte var olmayan bir derece söyleyeyim mesela işte 40. derecede olsan o derecede ay geçerken oradan ibadet etmek, inancına göre dua etmek çok fazla işe yarıyor. Ben neden? Bunu da bir mantığı. Ben kaç derecede olduğumu bilmiyorum. Ay kaç dereceden ben geçiyor. Söylerim. Ama takipçilerimin de bilmesi lazım. Bize bunları nasıl bulacağımızı da söyle. Şimdi girdiğinde mesela ilk burç derecesini bulmakla başlayalım. Tamam. Ben Google'a girsem doğum tarihime, burcumun derecesi desem tak diye çıkar çıkmaz mı? Astro.com var. İşte online haritanızı bulacaksınız. Ha, online bir haritadan gireceğim bilgilerime. Evet. Oradan da güneş burcumun derecesine bakacağım. Evet, onu nasıl bulacaksınız? Güneşin sembolü daire, içinde nokta var. Daire o senin güneşin demek. Bu güneşin demek. Hı-hı. Bak bakalım kaç derece. Ben yemin ederim bilmiyorum benim güneşim kaç derece. Neyse, iyi ki de bilmiyorum bak şu an. Söylerdim zaten. Söylemem ama. Evet, söylemem ben lazım bence. Yok, bilmediğim için sorun yok. Sonra da ayın derecesini nereden bulacağım? Onu da yine haritadan mı? Onu da nereden bulabilirler? Biz bununla ilgili bir şey mi yapsak ya? Mini bir eğitim mi açsak, ne yapsak? Çok iyi olur. Daha önce söyledik ya. İnsanlara şey yapmak için o kadar kolay değil mi yani? Girsek ya kolay ama ne yapacak? Sürekli transit takip etmesi lazım yani. Mevcut gökyüzünü takip edecek. O kadar da kolay bir şey değil şimdi. Neyse, bu o zaman astroloji bilenlere bitiyor olsun arkadaşlar. Özür dilerim. Aynen, ne yapalım? Ben çıkamıyoruz hani onun için. Yoksa herkes faydalansın buradaki her şeyden, çok istiyorum. Bence her an duada olmak lazım. Her an iyi niyetli ve duada olmak lazım. O açıya illa denk gelecektir zaten. Evet, aynen öyle. O 2,5 gün edin yani bol bol. Peki inanılmaz rüzgarlar demişsin. Topraklar, sular, ateş evlerinize yüklenin. Ne demek bu? Bu şey, şimdi tüm jenerasyon ve sosyal gezegenlerin hepsi yanga toplanıyor. Yani yang enerjisine, eril enerjiye. Tüm jenerasyon dediğim nedir? Uranüs, Plüto, Neptün. Sosyal gezegenler dediğim nedir? Jüpiter, Satürn, mini astroloji dersi gibi oldu. Bunlar yenge geçtikleri zaman çok eril, ateş, hava enerjisine geçmiş oluyorlar. Çünkü ateş ve hava burçları erildir. O yüzden. Şimdi onlara geçtiklerinde otoimmün rahatsızlıklar. Buradan çok sevdiğim iki tane tıp öğrencisi, tıp doktoru hocası olan iki tane öğrencime de öpücüklerimi gönderiyorum. Çünkü beraber bulduk bunları. Otoimmün rahatsızlıklar artıyor. Ve inflamasyon artıyor. Bunu tarihsel olarak, şimdi onlar bir de bana şeyleri buldular. Aşıların icat edildiği zamanları, aşıların dünyada yoğun uygulandıkları zamanları, bu hastalıkların yoğunlaştığı zamanları, bunları buldular. Üst üste koyduk istatistikleri ve inanılmaz şeyler bulduk. Bu rahatsızlıklar artıyor. Yani aman şu anda egzama var, bir şey değil, krem süreyim falan demeyin. Kanınızı, idrarınızı kontrol ettirin demek oluyor bu. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Çünkü inflamasyon ve otoimmün rahatsızlıkların kökeninde bunlar var. Çok acayip. Bunlar detaylı, çok ince bir bilgi vermiş. Artacak. 2026'ya kadar mı yine?
Evet, bu yoğun bir şekilde gider. Yani çoğu insanın yüzünde şeyleri görebiliriz böyle. Egzamalar, yok kemiğim ağrıyor, yok şuramda sedef hastalığı var falan Peki bu filan. şey bir salgın beklentisi dünyadan falan öyle bir şeye dönüşür mü? Dünyada bir salgın bekliyor musun? Tekrar evlere kapanma falan. Yakın zamanlarda öyle bir şey beklemiyorum. Bu kapanmaları salgından dolayı yapmazlar da o 2027'lerin mevzuları. İşte o Amerika İsyan. açıldığında. Anladım. Yine bir şeyler İsyan falan yoksa döndürürler. kapanmalar olabilir. Peki artık Türkiye'ye geçelim. Türkiye'yi neler bekliyor? Heyecanla seni dinliyoruz. 2024 başta olmak üzere mihenk taşı olaylar neler Türkiye'mizde? Şimdi ev fiyatları düşer mi diye soruyorlar. Ben yıllar önce de söyledim. O zamanlar her şey yolundayken. Bu söyledim demeyi de hiç sevmiyorum ama ne yapayım? Söyle söyle diyorlar. Ev fiyatları düşmez. Yani öyle bir Tamam, beklenti. şu anda hani böyle aşırı arttı, bu düşecek diye bir beklenti var. İnsanlar ev falan alamıyor, bankalar kredi vermiyor, yine de düşmeyecek mi? Düşmez. Çünkü bu az önce bahsettiğim işte toprak mantığında olmak yani köşeleri olan böyle bir kapalı kutu şeklinde olan şeylere yani bunlar kurumlar yani bir okula sahip olmakta yani bir okula gitmekte fiziken falan filan bunların hepsi yavaş yavaş hayatımızdan çıkıyor zaten. Yani onun için ev almanın artık kolay olması gibi bir şey hele ki bütün dünyanın şimdi böyle tam da şey gibi konuşacağım hani tam böyle işte Türküz biz falan filan gibi ama öyleyiz yani. Bütün dünyanın da merakının olacağı bir merkezleşecek bir yer burası. Ha bu iyi bir şey mi? Ben istemem. Ama engelleyebilir miyim? Allah'ın planı böyle ben ne yapayım yani. Ama hiç istemiyorum vallahi billahi yani. Keşke biz baş başa otursak Türkler işte buranın yerlisi olan. Yani Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene diye tanımladığı o kimlik olarak. Sadece biz otursak keşke. Diğerleri öyle misafir, ekspat falan gelip gitseler ama pek öyle değil. Onun için o fiyatların inmesi için bir şey yok. Çünkü alan zaten az. Özellikle İstanbul'da. Talep çok. Bu da azalacak bir şey değil yani. Fiyatlar. Öyle bir şey de gökyüzünde de görünmüyor zaten. Fiyatlar düşer vesaire diye. Artık dolar bazlı bakmaları lazım insanların. Yani bu kadar dolar ediyor falan diye. Bugünün değeriyle dolar. Doların da bir anlamı kalmayacak da. Tabii ki yine en çok sorulan şeylerden biri Erdoğan ne olur diye. Vallahi o X kim? Yani yarın hayatı boyunca hiç politika yapmamış birini de koysan ülkenin başına. Bu ülkenin kaderiyle alakalı bir şey. Yani başta bahsettim ya haritamız böyle bizim zaten diye. O orada olduğu için sağlığıyla ilgili riske giriyor diyeyim. Yani bunu nasıl anlatabilirim bilemedim ki. Yani Dur. Erdoğan sağlığıyla ilgili bir risk mi var? tabii şahsıyla ilgili değil aslında. Yani orada X bir kişi de olsaydı riskli olurdu onun için demeye çalışıyorum. Bu Türkiye'nin haritasıyla alakalı bir şey. Bir değişim mi var Türkiye'nin haritasında yani? Evet. Ama tabii insanlar şeyi soruyorlar diyor ki ekonomi ne olacak yani şimdi 2024 bahara kadar o tutulmalara kadar Mart Nisan'da tutulmalar var o zamana kadar ekonomide darboğaz devam eder ama sonrasında Türkiye iyi gidecek diye bir resim var gerçekten ama halka bunun yansıması 2025'in ilk baharındaki tutulmalar Mart çünkü tutulmaları Türkiye'ye iyi gelecek o zaman akreplere yani. evet. İyi gelir ama 2025'te başlar. tabii yani sisteme iyi gelir, üretim yapanlara mesela işte sanayiye, teknolojiye, sanatçılara, üretim yapan insanlara, yazılımcılara falan iyi gelir. Ama toplumun geneline bir şeylerin tezahür etmesine zaman var yani. O 2025'lerde oh be biraz rahatladık demesi insanların. Şurayı geçtin. Hükümetin değişimini mi görüyorsun? Sadece liderin değişimini mi görüyorsun 2025'te? Her şey değişir. 2025 Mart'ta. Mart.
Evet, o civarlarda her ne olsa artık seçim mi olur, bir şey mi olur, ne olur bilmiyorum ama hani dedim ya yani okuldaki sınıftaki sınıf başkanı bile değişir diye yani öyle bir dönem o yani. Ha, Onun o da için Türkiye'de tabii o tabii. değişimden nasıl Tabii. kaldı. Yani Şimdi önümde notlarım var. Onun için de buradan hani takip ediyorum. 2025 Mart sonunda güneş tutulması var. Ha, o onunla beraber galiba Evet, bütün o değişim. zamana kadar işte halk için sıkıntılı yani. Bu zamana kadar. 2025 Mart sonuna kadar. 2024 ilkbaharında ülke için iyi ve ülkenin yani çok şu an güncel dünyaya değer üreten, fiziksel ya da dijital değer üreten insanlar için güzel. Çünkü toparlanıyor tamam falan. Ama halkın diğer kesimi için yani emekçi kısım için biraz daha zaman var maalesef. Yani ama şimdi böyle 2024 çok güzel olacak falan diye de boş boşuna da umut verici de konuşmamak lazım. O zamana kadar dikkatli davranmaya devam etmek gerekiyor. İnsanlar da diyecek ki ne dikkati ya yandık zaten hani hiçbir şey yapamıyoruz edemiyoruz falan diye bir şey diyemiyorum. Ülke liderinin bir döngüsü var demişsin. O ne demek? Türkiye'nin haritasıyla alakalı. Türkiye haritasının başına Atatürk, işte Atatürk ve diğerleri, yani tabii ki o ayrı, hani onu diğer insanlarla bir araya getirmek istemem. Ama işte Menderes'e bakıyorsun, ondan sonra Özal'a bakıyorsun falan. Bu hep böyle bir tuhaf bir döngü var orada. Bu haritamızla ilgili. Sabit yıldızlardan alıyoruz onu. Sıkıntılı yani oradaki durum biraz. Yani ama dediğim gibi bu şahsın kendisiyle ilgili bir şey değil. Konumuyla alakalı. Ya kim hani başkan olursa ya da cumhurbaşkanı olursa o bir döngüye Evet. giriyor ve sonu sıkıntılı bir sağlık sorununa mı bağlıyorsun? Böyle Evet, bir durum aynen çıkar. öyle. Yani böyle bazen olur ya bize elimiz kolumuz kalkmak istemez, yoruluruz, yıpranırız, ay lanet olsun deriz, yorulmuşuzdur. Öyle bir şey yani. Yani o kadar bir ağırlık, bir yük gibi. Peki şimdi bir yerde dedin ya Türkiye kuruluş ayarlarına geri dönüyor. Aslında şu Evet. anki haritaya baktığımda Türkiye'nin kuruluşunun haritasıyı çok örtüştürüyorum dedin. Sen Evet. öyle bir yeni liderin çıkmasını ne bileyim işte Atatürk aurasında, ruhunda herkes farklı farklı tarif ediyor bunu. Bir liderin gelmesini bekliyor musun? Haritaya göre. Evet, Uranüs ikizlere geçtiğinde ama işte o bir de benim göksel olarak şey diye tanımladığım bir jenerasyon onlar. 90-95 arasında doğmuş olanlar. Ruhu yaşlı, dışı genç grup bunlar. Bunlar Türkiye'nin en böyle zor zamanlarını yaşadılar aslında. Onlar biraz daha bezgin ve böyle sanki hepimizden daha da büyüklermiş gibi bir halleri var. Olgunlarmış gibi, yaşlılarmış gibi. Onların aralarından çıkar diye düşünüyorum yani. Tabii bu şimdi bütün halkın, herkesin haritasına bakmam lazım ki budur herhalde diyeyim ama hani işaretler böyle gibi. Uranüs ikizler zamanı ortaya çıkar diye Ne düşünüyorum yani. Uranüs zaman ikizlere yani? geç. Yani İkizler zaman. o da 2025 civarlarını gösteriyor ama bu şahsın kendini fark etmesi bence 2024'ün baharı. Ya ben Kendini bir şeyler farkında. yapayım falan filan böyle olur ya sabah kalkarsın ve dünyayı kurtarmaya karar verirsin falan gibi böyle süper kahraman tarzı. Öyle bir şey ama tabii şimdi bizim orada da bu Godot'u beklerken diye bir tiyatro eseri vardır. Onun gibi de oturalım da bekleyelim gibi değil. İşte onun için diyorum yani. Entelektüel birikim, teknolojik olarak birikim. Yani oturursan karpuz gibi lider gelse de bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Evet. Aynen öyle. 8 tutulmalardan bahsettik zaten. Evet. 2024 baharı tutulma zamanı su ve sel felaketlerine dikkat Bu demişsin. çok fena ya. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani böyle bir bu zamanlara kadar yani evinizde, tarlanızda, işte nehrin kenarındadır, tarla vardır, bir şey var. Yani bunlarla ilgili bir şey yapın. Çünkü bu sel ve sularla alakalı felaketler biraz can sıkacak gibi görünüyor 2024 baharındaki tutulmaların zamanında.
Bir de bizim ülkede de sürpriz bir şekilde akıllı şehirler falan olabilir biraz. Bu çünkü şey işte bu dedim yani Uranüs ikizlere geçtiği zaman 2025-2032 arasında orada olacak bu arada. Online eğitim şehirler mesafelerin kalkması falan filan gibi mevzular olacağı için bu tür şeylerin oluşma ihtimali biraz yüksek. Komplocu gibi konuşmak istemiyorum ama sanki akıllı şehirler oluşacakmış gibi görünüyor. Yani harita öyle şeyler veriyor. Banka krizi demişsin. Bankaların iflasını falan mı bekliyorsun? Bankalar iflas etmez şu anki şartlar altında. Ama burada enteresan bir şey var. 2025 Eylül tutulması ile ilgili garip bir şey tespit ettim. 2025 Eylül tutulmasında yönetimin ve Türk lirasının dönüşümü ile ilgili bir şey var. Dönüşüm diyorum. Hayırlıdır her zaman. İyiye gideceğiz, iyiye gideceğiz diyeceğiz. Zaten iyi olarak da gösteriyor. Şimdi para döngümüzle ilgili bu tutulmanın akrabalarına baktığımda öyle anlatayım. 1881 enteresan bir şekilde hani sizin şimdi kafanızda bir tarih oluşturdu 1881. Ama sadece o değil. Düğün-i Umumiye ile de alakalı 1881. 1938 var. Bu da tabii size bir şey anımsattı. Ve 2022. Ve 2025'te de işte Eylül tutulması. Yani burada bizim böyle tekrar bir şeyleri böyle tekrar başlattığımız. Yani Türkiye çok iyi bir yere gidecek ama o zamana kadar rendeleniyoruz yani. Öyle söyleyeyim. Zor. Ama zor olmadan da olmuyor ya işte. Ne yapalım? Böyle Evet, zaman doğum sancısı geldi. gibi. Hani bir kadının yaşayabileceği en büyük sancıdır doğum ama bir can meydana gelir ya. Belki kuruluş ayarları derken de bundan mı bahsediyorsun Evet. acaba hani? Zaten kanlarıyla canlarıyla kurmuşlar yani. Daha zor ne olabilir ya? Hiçbir şekilde hayatta hiçbir şeyde garantin yok. Ve borç içindesin her şey ama nasıl yapmışlar? Yapınca yapılıyor demek ki. Biz de yapacağız. Öyle gösteriyor. Güzel bir şey bu. Peki sonra Türkiye'nin kaderi iyi olmak mı? Çok yükselmek mi? Ne? Bence öyle ama biz yine bir arada biz görmeyiz de yine düşeriz yani. Ya bedensel varlıklar olarak görmeyiz. Bir kendine entelektüel yatırım yapanları, bilgi sahibi olanları bilgisayara aktarırlar. O kadar ömrümüz yeter. Eğer bilgisayarda yaşamak istiyorsanız kafayı doldurmaya çalışın. Vay be. Enteresan günler geliyor arkadaşlar. Evet. Zorluklar da var, güzel günler de var. Biraz kıyılacağız zamandan ekonomik zorlukların ve darboğazın geldiğini de yine anlıyorum yani. Daha da Evet. zor ekonomik Daha açıdan zor. günler de Evet. Ama bekliyor. sonrası da çok iyi. İşte. Ne zaman itibariyle çok iyi? Ya 2025. Evet. Halk için 2025 yani toplumu kötü bir şey söyleyeceğim ama ne yapayım gerçek böyle. Hani toplumun tabakaları olarak bakarsak bu ilk Tamam. 2024'ün ilk baharındaki tutulmalar toplumun daha üst tabakalarında. Ama bu para olarak söylemiyorum diyorum ya üretim, teknoloji falan filan bir şey üreten insanlar ve fikir sahibi insanlar için pozitife giden bir şeyken sonra giderek onların kurduğu düzende aşağıya doğru iyiye gidecek. Yani onun işi iyi gidecek ki işte bir sürü genç istihdam edecek, yazılımcı çalıştıracak. Sanayicinin işi büyüyecek gibi bir sürü insanı işe alacak falan gibi. Halka Tabii bu yayıyorsun. arada bir yandan da ne oluyor? Robotlaşma, yapay zeka falan filan gibi şeyler. Ben onun için ikide bir de uyarıyorum. Yani kendinize yatırım yapın ki mağdur olunmasın sonra. Geride Evet. kalmayın. Çok enteresan. Bak, ben bir gün televizyonculuğu YouTube'da yapıp üstelik televizyonculuk yaptığım dönemden çok daha bilinir olacağım. Ama çok daha gönlümce ve hayatımı güzelleşerek yaşayacağımı asla inanmazdım. Bugün bakıyorum pek çok televizyoncu arkadaşım yeni yeni bu mecraya giriyor. Ama benim bir kanalım var. Benim gibi işte çoktan başlamış olanların keza öyle. Herhalde bunun gibi. Ama bunun sonu yok işte. Bunu takip etmek de lazım bir taraftan. Evet. Hayat da oraya götürüyor zaten insanı. Çok teşekkür ediyorum sevgili Iris. Rica Şey var mı ya 2024 yılı için şu burçlar böyle burç burç çok gerçi şey oldu hiç konuşmamıştık bunu ama
Siz çok şanslı olacak. Bu burçlar şöyle gibi. Acaba son birkaç şey ekleyebilir misin? Nasıl olacak? Genel olarak Koçlarla bak. terazilerde genel olarak yani aslında burada şey olarak bakmak lazım. Ha paranlardan bahsetmek gerekiyor. Şimdi paranlarında paran ev girişleri demek. Ev girişlerinde 0 derece civarında olan Biz insanlar nereden bilelim bunu? Programın bilecek. sonu bilmiyor Ama ne derecesini. yapayım şimdi ben doğru bilgi vereyim diye. Haritanızı açacaksınız göreceksiniz 0 dereceden başlıyor birden mi başlıyor ben artık o kadarını ne yapayım yani. Haritamı açtım. Bu kez başlangıç derecesine bakıyorum. Şu Evet yorumu herhangi anlatmaya. bir eviniz koç, yengeç, terazi, oğlakta 0 derecelerde 0, 1 falan gibi ise paran o işte evleri kesmeleri demek. Tamam. Acayip hani böyle hayat sizi zorla şey gibi böyle hani filmlerde olur ya zorla çocuğu sahneye atarlar bir şarkı söyler herkes bayılır falan. O Bunlar kadar öyle mantıklı olur. yani. Evet. Of. Ya şunda hangi burçlar öyle bir şey yok mu? Bize İşte akrepler, koçlar, kovalar desek. Olmuyor öyle. koç, yengeç, terazi, oğlak için bu. Koç yengeç. Genel Yok olarak olan. bu Tamam. arada koç, aslan ve yay için güzel bir dönem geliyor. Çünkü hep onlarda zaten gezegenler hep bir ateş enerjisi çok yüksek dediğim gibi. Mesela bu alanda sporcularımız çok avantajlı duruma gelir yani. Bir de şöyle dinlememek lazım. İşte Koç burcu, Boğa burcu değil. Bu benim hangi evimde? Hangi evindeyse o evde o enerjiyi çalıştıracağım zaten. Mesela bir şey söyleyeyim. Bütün neredeyse hepimizin şu dinleyen 2000 küsur insanın neredeyse hepimizin Neptün ile Plütos arasında zaten bir açı var. Mars'ın nerede diye bakacaksın. Yani ana bir açı oluşuyorsa. Yani ana açı oluşuyor mu diye bakmanıza gerek yok. Haritanızda Mars nereye düşüyorsa. Şimdi öyle bir döneme giriyoruz ki o Mars'ın olduğu yerde çok hareket edersin. Çok böyle çok kuvvetlenirsin yani. Enerji oradan akar. Çocuk mu istiyorsun? Mars işte 5. evinde çocuğun olur. Çocuğun başarılar sahibi olur. 4. ev işte tapu meselelerin vardır çözülmüyordur. Miras meselen vardır çözülmüyordur. Ülkene dönmek istiyorsundur. Onlar falan halledilir. Ailenle küssündür barışırsın falan. Hani anlatabiliyor muyum? Mars neredeyse onlarla ilgili olumlu şeyler yapacak. Tabii zor açıların olduğu dönemler dışında. Her gün gökyüzü değişiyor. Ben her gün anlatıyorum. Sonra da diyorum ki ya her gün anlatıyorum. Bunlar da bir yerinde durmadı falan diye dalga geçiyorum ama ne yapalım her günde bir şey oluyor. Genel olarak hava ve ateş grubundaki burçlar için çok iyi. Ama bu sen işte bunlardan biri değilsin diye üzülmüyorsun. Diyorsun ki bunlar benim hangi evlerimde var? Hangi meselelerde avantajlıyım? Hep pozitif bakın. Ya böyle öyle oldu, böyle oldu. Böyle kötü kötü bakmaya gerek yok yani. Hep iyi bir Vay. şeyler var her zaman. Herkes haritasına bir bakacak sayendeyiz. Vallahi bakın ya. burcu bir kere kaç derecede falan bunlara bakacağız bu videoyu Evet, izledikten sonra. bakmak lazım. Böyle bir katkın doğmuş oldu. Çok teşekkür ederim Ben sevgili teşekkür Begüm. ediyorum. Gerçekten keyifliydi. Seni tanımak da çok keyifli. Teşekkür ederim. Kabil. O zaman bir sonraki yayında da bize dereceleri biraz bulmayı anlat yani. Olur. İnşallah. Öyle interaktif bir şey yapalım. Haritamızı hızlı hızlı nasıl okuyabiliriz diye. Vallahi elimizi alıp aynen yani istiyor musunuz yazın arkadaşlar öyle bir şey. Ya da her ne istiyorsanız yazın aşağıda yorumlarda. Öyle bir saatlik, 2 saatlik falan neyse işte artık yani patron sensin bir şey diyemem. Öyle bir hızlı bir şeyler anlatırız. Artık algılama kapasiteme göre ben anlayacağım izleyici baş kobay olarak ki haritanı aç kaç derecede falan yapabilirsek ne güzel olur. Yaparız, Çok mutlu yaparız ederim. ya. Her şekilde güzel olsun inşallah. 2024 de sonrası güzellikleriyle gelsin. İnşallah. İnşaatlarını çok severim. Her zorlukla birlikte bir kolaylık ve aslında hep öğrenecek bir şeyler var hayatın içinde. Böyle Evet. bakmak lazım. Ama verdiğin tarihler çok güzeldi yani. Onlar için ayrıca teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar iyi ki oradaydınız. Yeni yıl güzellikleriyle gelsin. Bu ay boyunca böyle yeni yılla ilgili videolar, 2024 ve sonrası ile ilgili videolar izleyeceksiniz. Iris Yücel de çok güzel bir katkı sağladı. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Lütfen
Aşağıda yorumlarda sorularınızı, önerilerinizi, kanalımda görmek istediklerinizi paylaşın. Rabbime emanet olun. Hoşça kalın.